Herkese merhaba, Proje Nebula hoş geldiniz. Bugün Antalya Döşeme Altı'nda Altınkale Mahallesi'nde Nazım Hikmet Caddesi üzerinde ultralüks triplex bir villa turu yapacağız sizlerle birlikte. Bu villamız ikiz villa şeklinde, A villamız ve B villamız var. İkisi de birbirinden bağımsız konumlandırılmış, kendilerine ait müstakil havuzları ve çok büyük, güzel peyzajı olan bir bahçesi de mevcut iki villamızın da. Şimdi B villaya doğru yönelip ev turumuzu başlatmak istiyorum. Villamıza yaya girişinden girdikten sonra size bahçe peyzajını göstermek istiyorum. Böyle bahçeye doğru ilerliyorum. Harika, nefis, kocaman bir bahçe alanımız var. Ve bahçe alanımızın hemen içerisinde tek araçlık, otomatik panjurlu, akıllı ev sistemiyle de bağlantılı olabilen otopark giriş kapımız var. Otopark alanımızdan evin bahçesine doğru devam etmek istiyorum. Adım taşlarıyla yeşil alanımızdan havuza doğru yöneliyorum ve çok güzel geniş bir verandası var villamızın. Bu verandanın hemen önünde de 40 metrekare büyüklüğünde oldukça şık tasarımlı bir havuzumuz var. Tabii şu an kış aylarında havuzumuz aktif değil ama çok da kullanışlı olduğunu görüyorum. Harika, etrafında da hala geniş alanlarıyla devam ediyor bahçemiz ve peyzaj alanımız yeşilliğiyle buradan da devam ediyor. Toplamda 334 metrekare bahçe alanımız var. Binanın oturumunda da 300 metrekare kapalı alanımız var. 25 metrekare de ekstra hobi alanı olarak kullanabileceğiniz ayrı bir çatı katı odamız mevcut. Şimdi dilerseniz içeriye doğru girelim. Evet, villamıza giriş yaptık. Hemen arkamda çelik kapı tasarımımız açık renk ve antrasit tonlarda yapılmış. Hemen yanına boy aynalı bir tasarım yapılmış. Ben bunu da çok beğendim. Evden çıkarken hemen üstünüzü başınızı toparlayabiliyorsunuz. Yanında da vestiyerimiz mevcut. Buradan bunu da size göstermek istiyorum. Üst tarafı da yine raflı olarak tasarlanmış. En üstüne evin tavan yüksekliği 4 metre civarında, her zaman bulunabilen bir tavan yüksekliği değil. Evet, hemen arkamda buraya kadar gelmişken bu odayı da göstermek istiyorum. Burada bir misafir odamız var. Tabii villalarda çok önemli bence giriş katta muhakkak bir misafir odası olmalı. Şimdi salona doğru ilerlemek istiyorum. Evin girişinden girdikten sonra karşımızda bizi açık salon alanı karşılıyor. Açık beyaz renk tonları kullanılmış. Yerlerde 60x120 açık renk seramiklerimiz mevcut. Renk olarak da tavan ve duvar boyası olarak da beyaz tonlarda kullanılmış duvar boyaları. Bu da evi zaten çok ferah olan bu evi daha da ferah göstermiş. Ben böyle açık tonlarda yapılan villalara bayılıyorum. Burası da gerçekten favori villam oldu şu anda diyebilirim. Buraya çok da şık, yine bu açık tonlarda kapının ve diğer dolapların aynı renk tonunda güzel bir TV ünitesi yerleştirilmiş ve çok geniş mobilyalarınızı yerleştirebileceğiniz ve bahçenin yeşil alanına ve havuza karşı oturabileceğiniz harika bir salon alanı kalmış geriye.
sağ yanıma baktığımda da görüyorum ki yemyeşil bir peyzaj alanı var. Bu da oldukça güzel. İsterseniz havuz manzarasını, isterseniz yeşil alanı buradan izleyebiliyorsunuz. Hemen devamında, salonumuzun devamında ayrı bir mutfak alanımız var. Bu da tabii villalarda genelde açık mutfak tercih ediliyor artık ama ben kendim şahsen bir villa alsam kapalı ayrı mutfakla olmasını tercih ederim. Ben ayrı mutfak seviyorum. Bu da gerçekten her dediğim gibi favori villam şu an için. Evet, şuradan hemen size dolap kapaklarını da açmak istiyorum. İçerisi de ayarlanılabilir raflı olarak tercih edilmiş. Ufak tefek eksikleri tamamlanmak üzere zaten şu an. İskanı alınmış, hazır oturuma uygun, yerden ısıtmalı. Mükemmel bir villa. Ocağın altında hemen çekmece tasarımı yapılmış. Ayrı bir kaşıklık bölmesi de hazırlanmış. Bu da dolap içi ayrı bir çekmeceli kaşıklık olması da gerçekten güzel oluyor, kullanışlı oluyor. Ve evin genelinde mutfak dolaplarında hep çekmeceli alanlar olmuş. Güzel basaç sistemli. Ben bunu da çok beğendim. Mutfakta kullanılan ankastre setleri Franken marka, davlum bas, ocak ve fırın. Bu da çok güzel bir tercih olmuş. En iyi kullanılabilecek markalardan birisi. Çimston tezgahla dizayn edilmiş mutfağımız ve ara malzeme olarak da tezgah arasında da çimston devam ettirilmiş. Bu da güzel, bölünmemiş oluyor. Modası geçmeyen bir tasarım oluyor. Mutfak tasarımlarında benim en çok dikkat ettiğim konulardan birisi de tezgah üstündeki priz sayıları. Burada yani olması gerekenden fazlası bile konulmuş. Benim çok hoşuma gitti. Saydım 6 tane priz kullanılmış. Her köşede çalışma imkanı veriyor size bu tezgah. Gerçekten güzel düşünülmüş. Bakalım. Burada da evyemiz var. Mutfak evyemizde Franke marka tezgah üstü beyaz bir tasarım kullanılmış. Bu da oldukça başarılı. Yine Artema'nın armatürü kullanılmış. Bu da çok kaliteli bir malzeme. Bunları da gerçekten güzel düşünmüşler. Dolap içlerinde de diğer evin tamamında kullanılan renk tonu kullanılmış. Bu da güzel bir detay olmuş. Ben beğendim. Zaten beyaz mutfakları çok beğeniyorum. Beyaz tasarımlar çok şık gösteriyor. Burada Franke marka fırınımız mevcut. Altında da yine bir depolama alanımız var. Fırının hemen diğer yanında da buzdolabı alanımız var. Onun üzerinde de yine depolama alanı olarak tasarlanmış. Buzdolabı alanı yeterli büyüklükte bir hacme sahip. Dışarıya taşma yapmayacak şekilde buzdolabı yerleştirilebilir. Bunu da beğendim. Burada da gizli bir kiler alanımız var. Bu tabii ki benim ve biliyorum ki çoğu hanımın en istediği şey evlerinde. Kiler alanımızda böyle gizli kapağını kapatıyoruz. Geneline çok beğendim mutfağın. Yeterli bir kullanım alanı da var. Hemen cam önüne boydan camımız var zaten. Otomatik panjurlu. Hemen cam önüne masanızı da yerleştirirseniz şahane bir kullanım alanı kalıyor size geride. Ve harika bir manzarada kahvaltının tadını çıkarabiliyorsunuz. Ben beğendim. Ve şu kapıyı da incelemek istiyorum sizin için. Cam kapı tercih edilmiş. Bu ışık açısından da güzel oluyor. Zaten ışıktan yana bir kaygısı yok bu villanın. Gerçekten camlar da oldukça güzel tasarlanmış. Yine de camlı bir kapı uygulaması yapılmış. Renk tonu da yine açık tonlarda, evin devamını yansıtan tonlarda yapılmış. Şimdi giriş katımızı gezdik. Üst kata, evin birinci katına çıkıyoruz. Evet, şimdi hemen birinci katımıza asansörle çıkalım istiyorum. Hemen burada da asansörün yanında da akıllı ev kontrol panelimizin olduğunu da göstereyim sizlere. Atlamış olmayalım onu da. Evet. Şimdi bire basıyorum. Birinci katta görüşürüz. Oldu mu? Ultra lüks villamızın birinci katına ulaştık. Şimdi birinci katta size birinci katın planından bahsetmek istiyorum. Burada geniş bir hol alanı karşıladı bizi asansörden iner inmez. Küçük bir L koltuk şık, önüne bir puf, böyle değerlendirilebilecek kadar büyük. Ya da isterseniz buraya eğer dolap ihtiyacınız olursa dolap yaptırabilirsiniz. Oldukça başarılı buldum buradaki genişliği, çok güzel. Bu arada süpürgelikleri de göstermek istiyorum size.
klasik süpürgeliklerden daha yüksek boyda tasarlanmış. Villanın tüm odalarında parke zeminler uygulanmış açık renk tonlarında ve merdivenlerde de ahşap malzeme kullanılmış. Bu da çok şık olmuş. Korkuluklar da antrasit renk tonunda ve arası camlı olarak tasarlanmış. Oldukça güzel görünüyor. Ve buradan devam ettiğimde iki ayrı odamız karşılıyor bizi. Hemen birine girmek istiyorum ben. Bütün odalarımız otel konseptli olarak dizayn edilmiş. Yani bütün odalarda banyo, lavabo mevcut ve o çok büyük bir oda. Bu ebeveyn yatak odası haricinde bu evdeki büyük odalardan biri. Hepsi gerçekten büyük gördüğüm kadarıyla. Burada da şöyle tasarımlar yapılmış. Oldukça güzel. Hemen giyinme odası bölümünü göstermek istiyorum. Bu odanın kendine ait giyinme odası bölümü. Kayar bir kapı yapılmış. Odadan bağımsızlaştırıyor burayı. Şöyle açık renk tonlarında siyah kulplu olarak tasarlanmış kayar kapımız. Ve burada askılıklı bölmelerimiz mevcut. Karşısında çekmeceli ve raflı bölmelerimiz mevcut. Yeterli bir alan ve dolap iç hacimleri de oldukça güzel bırakılmış. Ben çok beğendim. Puf bile konulabilecek geniş bir alana sahip burası da. Tavanda spot aydınlatmalarımız mevcut. Her odada olduğu gibi. Burada da aynı devam ettirilmiş. Buradan hemen banyoya geçiş yapabiliyoruz. Bu odanın banyosu da yine Hilton lavabosu mevcut. Artema marka armatürlerimiz var. Çok şık tasarımlı aynalar kullanılmış. Ve bu aynayı da böyle açabiliyoruz. İçerisi de depolama alanı olarak tasarlanmış. Bu da çok kullanışlı oluyor. Hiçbir eşyanız ortalıkta görünmemiş oluyor. Bu da güzel oluyor. Gömme rezervuarlar Vitra marka. Bu odanın banyosunda da masajlı Vitra'nın duş armatürü kullanılmış. Bu da çok güzel düşünülmüş. Yine hiçbir kot yüksekliği olmadan yer zeminine sıfır duş alanı. Ben bunu da çok kullanışlı buluyorum. Çok güzel oluyor. Hiçbir şekilde ayağınızda takılmıyor. Herhangi bir orayı kirlendiğinde temizlemesi de zor oluyor banyolarda. Burada öyle bir sorunumuz da yok. Harika olmuş. Bu banyoyu da çok beğendim. Evet, birinci kattaki ikinci odamıza doğru geçiyoruz şimdi. Burada da yine oldukça geniş bir odamız mevcut. Tavanlarda spot aydınlatmalarımız, asma tavanımız mevcut. Tavandan yere kadar uzanan geniş camlarımız mevcut. Antrasit renk tonunda tasarlanmış. Hepsi akıllı ev sistemine bağlı olan otomatik panjuru da var hepsinde, bütün odaların camlarının. Burada yine daha önce de bahsettiğim gibi odaların hepsinde otel konseptli bir sistem var. Yani her odanın kendine ait çıkışlı bir balkonu, giyinme odası ve banyosu bulunuyor. Bir balkon çıkışımız var bu odada. Az önce gezdiğimiz odadan da balkon çıkışımız bulunuyor. Dediğim gibi bütün odalardan balkon çıkışlarımız var. Ayrıca bu merdiven boşluğumuzdaki holümüzde de yine burada tam boy penceremiz ve balkon çıkış kapımız kullanılmış. Yani 3 ana bölmeden balkona çıkış yapabiliyorsunuz. Burada da oldukça geniş bir balkonumuz mevcut. Bu holden ve az önceki odadan bu balkona çıkışı var. İkisinin ortak balkonu diyebilirim burası için. Çok güzel bir detay da yapılmış buraya. Ufak bir musluk bırakılmış. Buranın temizliği için çok kolaylaştırıyor. Şöyle etrafı da size göstermek istiyorum. Bu villanın karşısında bir nar bahçesi bulunuyor. Önü cadde, arkası nar bahçesi. Ben bayıldım, ne diyebilirim? Favori villam bu. Triplex villamızın İkinci katına çıktık. Villamızın ön tarafı Nazım Hikmet Caddesi'ne bakıyor. Burada da güzel geniş bir balkonumuz mevcut. Caddeyi tamamen buradan görebiliyoruz. Bu caddenin devamında zaten çevre yoluna ulaşıyorsunuz. Çevre yoluna ulaşınca da Antalya'nın her yerine kısa sürede ulaşmanız mümkün. Konum olarak, lokasyon olarak mükemmel bir villa. Görüntü olarak da şahane bir villa.
İç dış bembeyaz kar gibi. Ben bayıldım. Şimdi ikinci kattaki odamıza doğru ilerlemek istiyorum. Geldik şimdi bu ultra lüks villanın ebeveyn odasına. Ebeveyn odası en üst katta tasarlanmış. Bu da güzel düşünülmüş. Burada hemen bir geniş balkonumuz var. Her odada olduğu gibi. Buraya da çıkmak istiyorum. Burada böyle masada koyabileceğiniz, eşinizle güzel sohbetler yapabileceğiniz hoş bir masa alanı da var. Burayı da size göstermek istiyorum. Burası bir çatı kat odası. İstediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. İsterseniz sinema odası yapılabilir. Hobi odası olarak, spor odası olarak kullanabilirsiniz. Buralar köpük olarak bırakılmış. Müteahhitimize ben danıştım. Bunu bırakmasının sebebi burada kullanılan ısı yalıtım malzemesini göstermek istemesi sebebi bu. Böyle bırakmasının. Dilerseniz siz boyatabilirsiniz. Veya satın alırken müteahhitiyle de bu konuda görüşebilirsiniz. Ama çok geniş ve tavan yüksekliği de oldukça rahat bir oda oluşmuş. 4+1 ultralüks villanın ayrıca 5+1 sayabileceğiniz bir odası daha var. Burayı hemen kapatıyorum. Odası alanına şimdi geri dönmek istiyorum balkondan. Burayı hemen göstermek istiyorum size. Çok şahane bir tasarım yapılmış. Duvarlara da aynı evin genelindeki renk tonundan bir yatak arkasına güzel bir kaplama yapılmış. Çok şık durmuş. İki yanına komodinler yerleştirilmiş. Çekmeceli olarak tasarlanmış. Hemen üstünde çok şık iki abajur yerleştirilmiş. Sarkıt aydınlatmaları mevcut. Bu da çok güzel düşünülmüş. Tavanlarda yine spot aydınlatmalarımız var. Asma tavanımız mevcut. Gayet şık tasarlanmış. Buraya doğru ilerleyince de hemen yatağın yan tarafında da makyaj alanı tasarlanmış. Çekmeceleri mevcut. Alt tarafında da yine depolama alanı olarak tasarlanmış. Bütünü bozmamış. Ben çok beğendim. Yatak odası alanı da oldukça ferah ve rahat. Zaten burası sadece yatak odası, yani yatağınızı konumlandıracağınız bölüm. Geri kalanında da odanın giyinme odanız mevcut. Giyinme odamız kapalı olarak tasarlanmış. Bu yüzden raflar kapaksız olarak tasarlanmış. Bol bol çekmece dizayn edilmiş. Askılıklı bölmeler var, raflı bölmeler var. Yine kapı arkasında da askılıklı bölümlerimiz mevcut. Oldukça yeterli ve geniş hacimli bir giyinme odası var. Buradan da hemen ebeveyn banyomuz var. Burada da ebeveyn banyosunda farklı bir ayna tasarımı yapılmış. Bu da çok güzel. Ben oval yuvarlak şeyleri de çok beğeniyorum. Bu da benden tam not aldı bu aynada. Güzel. Yine Artema'nın armatürleri, Vitra'nın çok geniş güzel bir banyo, lavabo evyesi var. Alt taraflar dolaplarda yine depolama alanı olarak tasarlanmış. Gömme rezervuarlarımız, duş, yine masajlı duş sistemi burada da mevcut. Vitra marka olarak kullanılmış. Her banyoda olduğu gibi burada da havalandırma pencerelerimiz oldukça güzel bırakılmış boşluk olarak. Kapıların yükseklikleri çok bu lüks villaya yakışır boyda tasarlanmış. Ben burayı da çok beğendim. Benden burası da tam not aldı. Evet, geldik bu şahane villa turunun sonuna. Ben yine kapanışı bu güzel yemyeşil peyzaj alanında bitirmek istedim. Burada kapanış yapalım istedim. Aklım da açıkçası buradan giderken nar bahçesinde kalacak. Burayı yazın gelip böyle yeşillendiğinde, narlar kırmızı kırmızı göründüğünde muhakkak gelip görmek istiyorum. Nezir Bey'e de çok teşekkür ediyorum, ev sahibimize. Bize projesinin kapılarını açtığı için. Bir başka villa turumuzda yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.